Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. İyi olur canım. Peki, şimdi olay şu. Bakın, savcılık ifadeleri benim önümde. Neler söyledikleri, ettikleri de şu. Yani oradaki yetkililerden de aldım. Bu çocuk, yani Enes Güran, 19 yaşındaki abi, bir şey yaparken, o kadarını söyleyeyim, gerisini devlet anlatır, ben anlatamam onu. Bu narin kızımız onu görüyor. O arada görüyor. O arada bunu söyler diye bu Enes onu boğazlıyor. Yani boğazı. O arada tırnak izleri morarma, çünkü Enes'in de burasında morarma izleri var, tırnak izleri var yüzünde. Tabii kızımızın da yüzünde boğma oluyor, işte izler oluyor. O arada o övüyor. Annesi de o arada bunu görüyor. Orada savcılar şöyle bir muallaktalar, bu net bilgi. Yani anne yardım etti mi yoksa kızın ölümüne mi gördü, orası bilinmiyor. Orada bir savcılardan biri annenin yardım ettiğini düşünüyor bilgilere göre. Bir tanesi de son anda hani madem gördü bu işi, hani ölsün diye o da yardım ettiğini söylüyor. Sonra kızının öldüğünü görünce anne panikliyor. Baba şehir dışında, şeyde değil, Diyarbakır Bağlar'da değil. O arada ailenin reisi, hani öyle diyeyim, her şey Salim Güran amcada bittiği için onu 3 defa arıyor. Savcı ona diyor ki, bak diyor, sen diyor 3 defa diyor, işte abinin, eşinin kardeşini aramışsın diyor. Bir tanesinde başka bir isim veriyor ama ikinci 2 defa aradığını onu bilmiyorum diyor. Niye aradım o an bilmiyorum diyor. Yani olay 15-40 gibi oluyor, şeyin araması 16 gibi. Yani kızımızın cinayete kurban gitmesi 15-40 gibi, annenin Salim Güran'ı araması da 16 gibi oluyor. Ondan sonra başta amca bunu alıyor, cesedi alıyor Salim Güran, ne yapacağız diye. Bu Bahtiyar'ı çağırıyor, yanında çalışan Nevzat Bahtiyar'ı çağırıyor. Bunu diyor, önce kendi ahırına gömmek için kazıyor filan ama orada bir şey olmuyor. Bu arada Salim Güran, kardeşi Fuat Güran'dan, kızın, yani Nari'nin amcası, yine Nari'nin yengesi, işte Salim Güran'ın işçisi, mısır tarlaları var orada. Mehmet Selim Atasoy, alıyorlar bunu. Kızı aşağıya dereye götürüyorlar. Çuvalın içine koyuyorlar ve ondan sonra da üzerine taşlarla koyup bırakıyorlar. Bu arada 200 bin lira, tam 16.20, 16.30 gibi Salim Güran'ın hesabından 200 bin lira para çekiliyor. Net bilgi, yani ifadelerde var bu. Parayı çektiğini kabul ediyor adam. Bu arada Nevzat Bahtiyar diyor ki, benim önce paraya ihtiyacım var, sonra param yok, önce korktum, sonra para için yaptım diyor ama gerçek bilgi, Nevzat, bu Bahtiyar'ın bir tane nalbura 5 bin lira borcu var. Net yani. Hatta o borcu ödemek için de zamanında birkaç hafta önce Salim Güran'dan borç istemiş. Yani bunu para için yaptığı belli. O paranın nerede olduğu da belli değil. Muhtemelen ya Nevzat'ta ya da başka yerde, ama adamın paraya ihtiyacı olduğunu biliyor. Ama daha sonra yine savcıların varsayımı, yani bilgilerine göre, işte bu 8 kişi, toplam 10 kişi olayı biliyor. Hepsi kurban olarak itirafçıyı seçiyorlar. Yani Nevzat'ı o yaptı diye. Olayı böyle kapatmaya çalışıyorlar. Ama tabii bu çapraz sorgular ve benzeri hepsi oluyor. Bu arada tabii olay bu kadar büyüyeceğini varsaymıyorlar. Furkan Emlak Ofisi diye bir yerden kızımız saat 4'ten beri kayıp ilanı veriyorlar. Onu siliyorlar. Sonra 20'de, akşam 20'de, 8'de bir daha atıyorlar. Onu da yine söyleyelim. Bu arada yani Nevzat savcılık ifadesinde, evet benim diyor tesisat malzemesi satan bir nalbura 5 bin lira borcum vardır diyor. Yani Nevzat'ın maddi durumunun iyi olmadığını bir kez daha söyleyelim. Bu da önemliydi. Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, abi Enes Güran ve itirafçı Nevzat'ın telefonlarında hiçbir şey bulunmuyor. Her şey silinmiş WhatsApp'tan, SMS'ler silinmiş. Hatta sosyal medyalarına yani almışlar, oralardaki yazışma var mı diye, orada da hiçbir şey bulamamışlar. Anne dediğim gibi amcayı 3 defa arıyor. Bir tanesinde niye aradığını bilmediğini söylüyor. Yani o an ne olduğunu
bilmediğini de yine söylüyor. Hani olayın olma biçimi benim yetkililerden öğrendiğim aynen bu şekilde oluyor. Ama tabii nereden baksanız hani tutarsızlık, nereden baksanız böyle kırmızı pazartesi gibi böyle hani elle tutulur hiçbir yanı olmayan küçücük bir kızı öldürdükten sonra onun cesedini nasıl yok edelim diye plan yapan bir aile var. Ortada perişan kalmış bir şey var. Bu arada gene yetkililerden öğrendiğim amcanın anneyle veya o tür bir hani ilişki öyle bir şeye rastlanmamış. Öyle bir durumun da olmadığını söylediler. Onu da söyleyeyim.